KonTV ekranlarına hoş geldiniz efendim. Hayırlı cumalar, güzel bir cuma olsun. İbadetleriniz, dualarınız kabul olsun. Haftayı da böylece kapatıyoruz. Günler çok hızlı geçiyor. Yine bir bakıyoruz pazartesi, merhaba diyorum. Cuma ile birlikte yine kapanış yapmak için ekranlara geliyoruz. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız efendim. Merhamet Çınarımız Kızılay'ı konuşacağız. Mustafa Aydın bizimle birlikte, Türk Kızılay'ı Meram Şube Başkanı. Meram'ı ayrı konuşacağız, Kızılay'ı ayrı konuşacağız. Bir taraftan da işte bu hayat hızlı akıp geçiyor. Bir bakıyoruz pazartesi, bir bakıyoruz cuma dedik ya. O süre zarfında ne yapıyoruz? Kendimiz için ne yapıyoruz? Ya da insanlar için ne yapıyoruz? Bir dua alabiliyor muyuz? Bir gülümseme bırakabiliyor muyuz? Bunları da aslında konuşacağız Kızılay'la birlikte. Ki yıllardır Kızılay'ın görevi de bu zaten. Güldürmek, düşeni kaldırmak, onlara bir umut olmak, can vermek, hayat vermek. O yüzden böyle programımız biraz hayatı konuşarak, biraz Kızılay'ın çalışmalarını konuşarak, özellikle de Türk Kızılay'ı Meram Şubesi'ni konuşarak başlayacak. Mustafa Aydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Ayrıca da akademisyen, hemen eklemiş olalım, onu da unutmayalım. Evet. Nasılsınız? Çok iyiyim Ayşegül Hanım. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Kızılay haftasını kaçırdık ama biz haftayı kutlamaya gerek yok. Her evet. zaman Kızılay'ı konuşabiliriz. Kızılay çalışmalarını konuşacağız ama sizi bir tanıyalım. İlk defa da konuk oluyorsunuz. Evet. Neler oluyor? Bugün neler oluyor masasında? Kızılay'ı da konuşacağız çünkü. Sizi bir tanıyalım. Buyurun. Ben iletişim ve halkla ilişkiler dersi veren, aynı zamanda sivil toplum ve medya dersi veren bir akademisyenim Selçuk Üniversitesi'nde. Necmettin'de de misafir akademisyen olarak dersler veriyorum. Asıl profesyonel olarak iştigal ettiğim alan o. Tabii ki Kızılay bizim fahri görevimiz. Meram Kızılay Şube Başkanlığı yapıyorum. Evliyim, iki tane oğlum var. Onlara da işte örnek olmak anlamında esasında bu fahri görevleri de devam ettiriyoruz. Bilinen bir de Konya'da yüzüm, eski ben üst klasman hakemiyim, futbol hakemiyim. Şu anda da Konya İl Hakem Kurulu Başkanlığı'nı yapıyorum aynı zamanda. Tabii bugün burada bulunma sebebimiz Merhamet Çınar'ı Kızılay'ı konuşmak dediğiniz gibi. Ben Kızılay'ın çok sıfatı var tabii ki ama bir tanesini de ben söyleyeyim. İyiliğin amiral gemisi aynı zamanda evet. Kızılay. Şimdi Türkiye'de her yıl 29 Ekim 4 Kasım'da Kızılay Haftası kutlanıyor. Kızılay'ın kuruluş yıl dönümü de 11 Haziran'da kutlanıyor. 11 Haziran 1868 yılında kurulmuş. Onunla istiyorsanız devam etmek tabii, istiyorum müsaadenizle. Lütfen. Şimdi Kızılay'ı 4 tane gönüllü diyelim artık, Osmanlı yaralı ve hasta askerlerine yardım cemiyeti olarak kurmuşlar. Şimdi bu çok önemli bir şey. Niye önemli? Kızılay'ın kökünde vatan savunması var. Yani bunu toplumun iyi bilmesi gerekiyor. 1868 yılında 4 gönüllü doktor bu cemiyeti kurmuş. Şu anda 156 yaşında. 156 yıldır işte çınar olmasının sebebi ya da bu sıfata haiz olmasının en büyük nedeni bu. 156 yıldır gönüllüler sahip çıkmışlar. Kimisi başkanlığını yapmış, kimisi gönüllülüğünü yapmış, kimi profesyonel çalışanlığını yapmış. Şu anda yaklaşık 17 bin maaşlı çalışanı var. Çok büyük bir organizasyon evet. esasında. 9 genel müdürlükle yönetiliyor. Ama özünde Kızılay'ın yaptığı şey Türk milletinin yüce gönüllülüğünü temsil etmek. Bu anlamda amiral gemisi zaten. Çünkü bizim vakıf kültürümüz var toplumumuzda. Toplumumuzda bu bilinç var. Gençlere de bu bilinci aktarmak adına işte köklü bir çınarın daha aktif olması lazım. Biz de bu anlamda bir şeyler yapabiliyorsak ne mutlu bize. Hatta o köklü çınarın gölgesinde pek çok şeyi de kucaklayıp orada birleştirici özelliği de var. Evet. O kadar önemli ki bazen öyledir ya, böyle bir çınar altı ararız, onu da yapıyor. Evet. Ki iyi ki var. Kimisi başkan dediniz, kimi yönetici, kimi de arkada gönüllü. Evet. Hani isimleri hiç belki de duyulmamış insanlar. Gücü biraz da oradan da alıyor. Kesinlikle. Öyle değil mi? Evet. Rakamlara baktım ben gelmeden önce. Bu yıl tabii tamamlanmadı. Geçen yılın rakamını söylüyorum. 2020 367 bin gönüllü kişi Kızılay faaliyetlerine katılmış. Kızılay'ın gönüllü org diye bir aplikasyonu var. Bu uygulamada Türkiye'nin her yerindeki şubeler etkinlik açıyor. Bu etkinliklere başvurabiliyor herkes.
tamamen özgürce, hiç kimseye ne yediği, ne içtiği, ne giydiği sorulmadan. Çünkü zaten tarafsızlık ilkesi var Kızılay'ın. O gönüllük butonuna basıyor, ben böyle gönüllü olmak istiyorum diyor. Saati belli, etkinliğin ne yapılacağı belli. Konyalı ama İstanbul'da, İstanbul'daki bir şubenin de etkinliğine katılabiliyor. Tamamen özgür bir şekilde ve kendini gerçekleştirmek ve gönüllük hizmetin deneyimlemek üzere bir organizasyonel yapısı var. 367 bin büyük bir rakam mı? Büyük. Daha da büyüyebilir mi? Tabii ki büyüyebilir. Buna ihtiyacımız var zaten. Şu bir gerçek. Bizim vakıf kültürümüz yoğun olsa da gençler şu anda farklı uyarıcı şeylerle meşguller biliyorsunuz. Evet. Akıllı telefonlar onları maalesef bazen başka şeylere sevk edebiliyor ama bizim ihtiyacımız gönüllülük. Yani çünkü bu toplumun ızdırabı da var. Sadece sevinci yok yani. Dolayısıyla insan ızdırabının her olduğu her yerde gönüllü kişilere ihtiyaç var. Ya profesyonel çalışanlarla bir yere kadar götürebilirsiniz. Organizasyonu götürsün ama gönüllü yoksa bir yerden sonra bırakmak zorunda hiçbir kalıyorsun. Hiçbir şey yoktur. Aynen öyle. Bu çok önemli bir şey. Çok. Ama çok mutluyuz ki bizim kökümüzde, yani Türk milletinin o kökünde yüce gönüllülük var yani. Var. Var. Bunun için de biz işte öğrencilere, işte topluma örnek olabiliyorsak yöneticiler olarak ne mutlu, onun keyfini yaşıyoruz. Gönüllüler tabii ki önemli ama bayrağı taşıyan biri olacak ki arkasından yürüyeceğin, adımlarını takip edeceğin, işte orada devreye işte başkanlar, yapılan çalışmalarındaki önder kişiler geliyor. Bu toplama daha bir öğretmen gibi düşünün. Bir öğretmen olmadan öğrencilerin bir kıymeti var mı? Yok, yok tabii. O yüzden bir öğretmen var ki siz de bir öğretmenlik yapıyorsunuz aslında şubelerde. Meram şubeyle yollarınız nasıl kesişti? Evet, şöyle yaklaşık 7-8 yıl önce bir dönüşüm geçirmiş Türk Kızılay'ı. ve tabana daha çok yayılalım isteğin konuşulmuş yönetim kurulunda. İllerde şubeler var. Konya şubesi çok köklü. Türkiye'nin en büyük şubelerinden bir tanesi. Şu anda da Konya Şube Başkanlığı Hüseyin Üzülmez abimiz yani o yapıyor. Hüseyin Bey'e de selamlarımızı yollayalım. Biz de selamlarımızı iletelim. Demişler ki ilçelerde de yaygınlaştıralım, merkez ilçelerde de kuralım ya da olmayan ilçelerde temsilcilik ya da şubeler olarak kuralım. Biz de 2019 yılında müracaat ettik Meram Şube'yi. Karatay ve Selçuklu Şube'de yoktu. Orada da tanıdığımız arkadaşlar müracaat ettiler. Biz de 50 arkadaşımızla, Türkiye'de dernekler kurulabiliyor. Biz de 50 arkadaşımızla Meram Şube'sini kurduk. Pandeminin içine düştük. Tüm dünyada olduğu gibi. Evet. Ama bu bizim için çok öğretici oldu pandemi süreci. Evet. İnsan ızdırabı her yerdeydi. Şöyle ki, şunu anladık. Ya şimdi biz savaşları ve doğal afetleri görüyoruz. Orada evet çok ihtiyaç sahibi insan var. Ama pandemide ihtiyaç sahibi değil adam ama muhtaç duruma düştü. Muhtaç, evet. Çünkü ne de garsonluk yapıyordu. Yani parasını kazanıyordu, çocuğunun iaşesini kazanıyordu. Ama kapandı iş yeri. Bir spor salonunda çalışıyordu antrenör olarak. Kapandı spor salonu ve ödemeleri var, muhtaç duruma düştü. İşte orada toplumsal dayanışmayı öğrendik Türk halkı olarak. Biz o dönemde yaklaşık 1000 kişilik bir gönüllü ekibimiz vardı. Böyle sokak sokak Meram'ın her köşesini gezdik yani. Konya Şube'nin organizasyonun iyi bir yapısı var. Onlar bize öğretici oldular. İşte Hüseyin abi biliyorsunuz zaten. Onun büyük bir network'ü var. Konya'da tanınmışlığı var. Onun bizi yönlendirmeleriyle biz bu işi çok hızlı atlattık. Öyle söyleyelim. Meram Şube'yi kurumsallaştırdık. Yani bilgimiz görgümüz etrafında. Onunla kalmadı. Ya işin ilginç tarafı bizim nesil yani. Bu herhalde bunu yaşaması lazımdı. Bu da bir imtihan. Şeyin içine düştük. Orman yangınlarına. Onu atlattık. Ah neler yaşadık. Türkiye'nin tabii yani dünyada belki örneği olmayan bir depremi yaşadık. Asrın felaketini yaşadık. Burada işte gönüllülük bilinci tabii ki pik yapıyor. Türk toplumunda pik yapıyor. Biz de bu dönemde çok ciddi gönüllü sayısına ulaştık. İnsan ızdırabının olduğu her yerde olmaya çalıştık. Şu anda yaklaşık o dönemden kalma kurumsallaşmış 400 yakın gönüllümüz var. Biz gönüllü org'dan işte etkinlik açıyoruz. İşte bugünlerde mesela etkinliğimiz ne? İşte üniversitede sınav var. Öğrenciler soğuk
çorba dağıtıyoruz, onu hiç düşünmesinler diye örnek veriyorum. Evet. Ballı süt dağıtıyoruz mesela. Oh, İlla ki insan ızdırabının olmasına gerek yok. O öğrencinin de bize ihtiyacı var. Bu da zaten bize illiyet bağı oluşmasını, aidiyet bağı oluşmasını da sağlıyor. Yani Kızılay'ı görünürlüğünü arttırmış oluyor böylelikle. Dolayısıyla Meram Şubesi olarak kurumsal anlamda bir butik açtık. İşte Konya Şubesi bize örnekti. Onların butiği var. Çok güzel bir butikleri var. Biz de bir butik açtık. Evet. Kızılay'ın şöyle bir yapısı var. İkinci el eşya dağıtamıyoruz. Yasak. Bağışçılarımızın birinci el göndermiş olduğu sıfır eşyalarla butik açtık. Sürekli onu yeniliyoruz. İşte ihtiyaç sahibi ailenin gönlünü kırmadan butiğimize davet ediyoruz. Neyi beğeniyorsa annesine, babasına, çocuklarına istediği hediye ediyoruz, kıyafeti uğurluyoruz onları. İşte butik faaliyeti yapıyoruz. Öğrenciye burs veriyoruz. Konya şubemizin aşevi var. Hüseyin abi sağ olsun orayı kullandırıyor. Ramazan'da aşevinden yemek yaptık. Meram şubesi olarak dağıtıyoruz. Bu arada belediyelerle, Kızılay zaten bunu istiyor, yerel yöneticilerle iyi anlaşın diye. Meram Belediyesi bu anlamda bize şey veriyor, operasyonel destek veriyor. Arabalarını, şoförlerini gönderiyor. Meram'daki biz ızdırabı hem mülki amirlerimizle, hem yerel yöneticilerimizle, belediye, hem gönüllülerimizle göndermeye çalışıyoruz. Bu iş zaten paslaşarak olacak bir iş. Yani ki Mustafa Kavuş Başkan da hassastır. Mustafa Kavuş evet ya. Gerçekten meramlıdır. Meramı dert edinen bir başkandır. Geçtiğimiz hafta bir açılışta sonbahar yapraklarını sakın temizlemiyoruz sanmayın, azıcık romantiklik yaşayın diye temizlemiyoruz falan dedi. Böyle de bir adam. Yani Meram'ın her anını yaşayın diye bakan bir adam, çok hoşuma gitmişti. Evet, Mustafa Kavuş da Meram özelinde bizim için değerli ve kıymetli, gönüllü, Kızılay gönüllüsü olarak, ama Karatay Belediye Başkanı, evet, Selçuklu Şube Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı da öyle. Bakın size şöyle bir anımı anlatayım size. Buyurun. Hızlı giriş yapabiliriz ama deprem olayını anlatayım. Türkiye evet çok önemli. Asrın felaketini yaşadı ya. Ben Hatay'a giden ilk Kızılay Başkanıyım. Hemen organizasyonu yaptık. Hatay'a gideceğiz. Arabaya bindik. O gün hatırlıyorsun 6 Şubat'ta inanılmaz bir kış var. Evet, yollar kapalı. Evet. Konya'nın çıkışında bizi yani durdurdular. Tabii ben Kızılay Başkanı olduğum için müsaade ettiler ve biz yola devam ettik. Karapınar ilçesine tam 7 saatte ulaşabildim. 7 saatte. Karapınar 100 kilometre biliyorsunuz. Ve yolda Karapınar'a ulaşamadan, daha sonra gidemedim çünkü. Karapınar'a ulaşamadan yolda kar fırtınasına saplandım. 1 saat karda mücadele ettim. 1 saat. İnanamazsınız. Dedim ki herhalde ben burada öleceğim. 4 arkadaşımla. Rabbim yardım etti. Evet. Sonra hani derler ya şeyde Kurtuluş Savaşı'nda işte yeşil sarıklılar geldi de ya, işte bu anlatılır ya böyle. Kimin olduğu evet, belli bir olmuyor. Baktım Meram Belediyesi otobüsün içerisinde 50 tane Meram Belediyesi işçisi. Bizi o kar fırtınasından kurtardılar. Ya. Çok etkilendim. Neyse. Sonra tabii şey, ertesi gün sabah oldu, Karapınar'dan yola çıktım, Hatay'a ulaştım. Hatay'da koordinasyon merkezine. Şimdi duygulanıyorum ama o yüzden es veriyorum. Evet. Şimdi Hatay'a ulaştım, koordinasyon merkezinde dedim ki ben bir lavabo ihtiyacımı gidermek istiyorum. Nereye gidebilirim? Orada garnizon komutanlığı yıkılmış, oraya kurmuşlar. Dediler ki 200 metre ileride seyyar tuvalet var, oraya git. Ne gördüm? Selçuklu Belediyesi'nin seyyar tuvaleti. Şimdi zaten Büyükşehir Belediye Başkanı anlatmaya hiç gerek yok. Hasan Başkan hiç anlatmaya gerek yok. Dolayısıyla bizim Konya halkı ve mülki amirleri hem gönüllü hem istekli, Türk milletin yüce gönüllülüğünü her yerde gösterecek şeyi var. Kökü var çünkü yani onu. Ben bizzat yaşadım ya. Bir Kızılay Başkanı olarak gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Orada o tuvaleti görmek, Selçuklu Belediye, şey oluyorsun ya bir de, kendinden biri, ailenden biriymiş gibi koşu veriyorsun hemen. Aynen, sarılmak aynen istiyorsun. Ki biz Türkiye'de bunu yaşarken aslında bütün Türkiye Hataylılarla sarıldı. İşte Adıyaman, Maraş hepsiyle birlikte tabii sarıldık. Tabii, o kadar tabii.
çok güzel bir milletiz. Tabii, ya. Kesinlikle. Yani böyle deli tarafımız da vardır böyle, değil mi? Böyle çılgın Türk tarafımız da vardır. Evet. Duygusal tarafımız da vardır. Ama her ne olursa olsun kökümüzde bizim yardım, dua hep vardır. Var var. İyi ki de var. İyi ki de var tabii. İyi ki de hani ne mutlu Türk'üm biz diye buna diyoruz şunu, iyi ki de öyle. Evet, biz buna şunu diyoruz Kızılaycılar olarak, iyilik sensiz olmaz diyoruz. Evet yani. Doğru. Şimdi şöyle, toplum bilimi dersinin görmüşsündür ilk dersinde anlatılır. Yani bizler öteki insanlarla birlikte yaşıyoruz. Hı hı. Şimdi bu çok önemli bir kavramsallaştırma. Çok güzel bir de cümle. Evet. İçini okuduğunda. Bizler öteki insanlar birlikte yaşıyoruz. Bunu ne için anlatılıyor? Şimdi sen sunuculuk yapıyorsun ama senin bir belediye başkanına ihtiyacın var. Ülkeyi yönetecek bir cumhurbaşkanına ihtiyacın var. Ülkeyi koruyacak bir askere ihtiyacın var. Bir kanalizasyon, atıkların için kanalizasyon evet. sistemine ihtiyacın var. Evindeki elektriği değiştirecek bir elektrikçiye ihtiyacın var. Yani bunlar çocuğunu okutacak anaokul öğretmenine ihtiyacın var. Doktora ihtiyacın var. Bunların hepsini sen yapamazsın. O yüzden öteki insanlara ihtiyacın var. Evet, afet döneminde de öteki insanlara ihtiyaç duyuyoruz. Biz bu bilinçle öteki insanların kıymetini bilerek anlayışlı bir şekilde birbirimizin elinden tutup kaldırmamız lazım. Buna her zaman ihtiyaç var. Bu aynı şekilde kan hizmetlerinde de evet. böyle. Birazdan belki konuyu açarsın konuşacağız. Ama. Evet, bizler... Bir kez daha söyleyelim, öteki insanlarla birlikte yaşıyoruz. Bir gün pandemide olduğu gibi normal hayatını devam ettirirken muhtaç hale gelebiliriz. Bir gün depremde olduğu gibi çok varlıklıyken varlıksız bir haline gelebilirsin. Dolayısıyla öteki insanların kıymetini bilmemiz gerekiyor. Ötekileştirmemek, evet. hep konuşuyoruz evet. ya. Ocu, bucu, şöylesin, buna gerek yok. Bu değerli ve kıymetli, her insan değerli evet, ve kıymetli. Evet, kesinlikle ve herkesten öğrenebileceğim bir şey vardır. Evet. Çocuktan bile deriz ya, öğrenebileceğimiz bir şey vardır. Bir de her insan farklı bir görev için, ben hep öyle derim, seçilmiş olarak gelir bu dünyaya. Herkesin bir görevi vardır. Bırakın herkes görevini yapsın ama bu zorluklarda birleşmek, kucaklaşmak, işte sevgi olursa birleştirir. Sizin dediğiniz gibi iyilik aynen. olursa birleştirir. Tabii depremi uzunca konuşmak isterdim ama hani diğer konuları da konuşmak istiyorum. Hatay'ın Konya'yla bağı artık bambaşka oldu. Tabii, bambaşka. Ne yaşadınız? Böyle küçük bir şey daha anlatmanızı istiyorum. Ya bir Hataylı'nın mesela artık bir Konyalı'ya bakışı. Orada çünkü acayip şeyler yaşadık yani. Şimdi çok önemli bir anımı anlatayım. Anımız çok da bu bence beni çok duygulandıran bir andır. Şimdi 27 gönüllümüzle birlikte oraya gittik. Biz öncü kuvvet olarak gittik. Ne ihtiyaç var? Atkıya ihtiyaç var, bereye ihtiyaç var, yiyecek kumanyaya ihtiyaç var. Fırın çalışmıyor, evine giremiyor, kıyafetleri yok, öyle çıkmış falan. Biz bunların hepsini temin ettik ve ertesi gün arkadaşlarımız gönüllerle geldiler ve dağıtımlar yapıyoruz. Hatay'ın sokaklarında dağıtım yapıyoruz. Şimdi uzak Hatay'ın kenar mahallelerine doğru artık dağıta dağıta gidiyoruz. Bir mahalleye geldik, bir sessizlik var yani. Kimse göremiyoruz falan. Sonra orada taziye evi diye bir yer kurulmuş. Taziye evi. Oraya geldik taziye evinde. Şimdi içeride yüzlerce insan var. Yüzlerce insan var. Ama orayı yöneten bir genç bir ekip var. O genç ekip de böyle devletle biraz problemliler. Öyle anladık yani. Devletle biraz kırgınlar. Kırgınlar. Bir de yaşadıkları acı şimdi öfkelerini nereye savuracaklarını da şaşırıyor. Karşılarında devleti görüyor. Devletle problemliler ve bunu yansıtıyorlar ifadelerinde. Şimdi merhabalaştık. Dedik ki biz sizler için geldik yani. Ne getirdiyseniz bırakın gidin dediler. Biz de dedik ki tabii ki sizin için getirdik bunları. Bu hediyeler sizin için. Ama dedik ki biz Konya'dan geldik. 27 arkadaşımız var. Müsaade edin dokunalım insanlara. Yani ellerini sıkalım, geçmiş olsun diyelim. Çocukları ikna ettik. Sonra okulun bir bahçesini açtık. 3 tane büyük arabamız vardı. Böyle yaşlılar, anneler, küçük çocuklar, gençler falan
Hediyelerimizi tek tek koyduk, böyle onlara hediye ediyoruz. Konya'dan gönüllülerimizin, bağışçılarımızın bağışlarını falan. Tabii devletle problemlerini dile getiriyorlar ya. Tabii biraz bizim de genç bir ekip var. Genç ekipte birazcık canlılar sıkılıyor. Niye böyle işte biz geldik ya falan. Dedim ki sakin olun. Sakin olun. Akşam toplanma merkezinde ateşin etrafında size her şeyi anlatacağım. Şimdi o günde dağıttık hediyelerimizi. Akşam ateşin etrafında dedim ki gençlere, ya bakın bugün çok önemli bir şey yaptınız. Şimdi belki kızgınlıklarını anlatıyorlardı. Ama oraya gelen küçücük çocuklar vardı. O küçücük çocuklar Kızılay'ın merhamet elini gördü. Yani bence önemli bir şeydi bu. Çocuklara dedim ki yani bunu unutamayacak o çocuklar. Yani devlet ve Kızılay buradaydı. Yani biz onu anlattık. Unutamadığım bir anımdır benim. Geldim, iki oğlum var, onlara da anlattım bunu. Dedim ki yani işte Kızılay böyle. Yani biz orada devleti temsil ettik, Türk milletini temsil ettik. Seyirciler kusura bakmasın ama çok etkileyici bir andı benim için o. Yani iyi ki Kızılaycıyım. İyi ki varsınız. Tabii, işte. İyi ki Kızılaycıyım. İyi ki varsınız. Ya gözyaşı dökmeden ya da kahkaha atmadan, bu duyguları coşkun yaşamadan insan olduğumuzu hissedemiyoruz, evet. Mustafa Bey. Sizin şu gözünüzün sulanması, bir gözyaşınızı damlatıyor olmanız, bu bizim insan olduğumuzu gösteriyor. Evet, biz bunları da kaybettik aslında. Evet. Bunlara çok ihtiyacımız var. Bizim sevincimizde de gözyaşı dökmeye ya da kahkaha atmaya ihtiyacımız var. İyi ki varsınız. Hani dediniz ya, para almadan yapılıyor ama işte bazen parayla falan ölçülmeyecek duygular yaşıyorsunuz. Kesinlikle. Ve devlet, yani Türkiye olarak orada olmak, bu çok güzel. Güzel tabii. O kadar aşığız ki hepimiz ülkemize, bu cennet tabii. Vatanımıza. İyi ki varsınız işte. İyi ki gönüllüler var. İyi ki Türk insanı var tabii ki. Kızılay da Türk insan yüce gönlünü temsil ediyor. Şimdi burada tabii yapılması gereken bu gönüllülük faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve anlatabilmek. Evet. Burada önemli, evet. Kritik nokta o. Ben şimdi sivil toplum kuruluşları ve medya dersi veriyorum Necmettin Erbakan'da. Şimdi öğrencilere soruyorum. Tabii bizim müthiş bir vakıf kültürümüz var ama gençler, bazıları bundan habersiz. Habersiz, ben şimdi doğru. Gençlere diyorum ki Ayşegül Hanım. Tabii kadim kültürümüzün öğretisi değil mi? İyiliği emret, kötülükten sakındır. Diyorum ki kızım, sana en son arkadaşın hangi iyiliği yapmanı söyledi? Kız bana diyor ki hocam namaz kılmamı söyledi. Evladım, erkeklere soruyorum. Sana en son arkadaşın hangi iyiliği yapmanı söyledi? Diyor ki oruç tutmamı söyledi. Diyorum ki ya Allah bunun muradı sadece oruç tutun, namaz kılın diye söyleyebilirdi. İyiliği emret demiş. Yani sen iyiliğin altını doldurmamız lazım. Senin yapman gereken şey, bu toplum için bir şeyler yapabiliyor musun? Arkadaşın seni buna yönlendirdi mi? Herhangi bir sivil toplum kuruluşu için, bir dernek için, bir vakıf için, bir cemaat için fark etmez. Bir şeyler yaptın mı? Şimdi vakıf kültürü derken altını dolduralım. Bakın Kastamonu'da dernek vakıf kurmuşlar. Kitap ciltleme vakfı. O kitapları ciltlemişler. Ki tarihe ışık tutmuşlar. Evet. Bugünlere kadar, evet. Gelmiş. İstanbul'da buz dağıtma derneği kurmuşlar. Buz. Çünkü nemli, sıcak. Buzdolabı yok. Buzhaneler kurmuşlar. Derneğin tek görevi bu. Buz dağıtmak. Evet. Çocuklara... burs verme, medresede okuyan çocuk burs verme derneği kurmuşlar. Elmalık hediye etmişler, vakfetmişler. Elmalığın geliriyle çocuklara burs vermişler medrese okuyanlar. Şimdi bunu düşündüğün zaman iyilik yapacağın inanılmaz büyük bir alan var. Sen yeter ki ara. İnanılmaz tabii ki. Şimdi biz öteki insanlarla birlikte yaşıyoruz diyoruz ama biz kadınlarla birlikte yaşıyoruz bu toplumu. Evet. Bu dünyanın yarısı kadınlardan oluşuyor. Ve şu anda sosyal hayatın içindeler, toplumun yükünü kaldırıyorlar, çocuk yetiştiriyorlar, çalışıyorlar, evin işlerine uğraşıyorlar. Ve her insanı bir kadın dünyaya getiriyor. Kesinlikle. Yani şimdi kadınlar için yapılacak inanılmaz güzel faaliyetler var.
iş hayatına atılmaları, kendini gerçekleştirmeleri, işte gönüllülük yapabilecekleri. Dolayısıyla gençlere diyorum ki ufkunuzu geniş tutun. Ve derste ben hep onlara dernek kur diyorum. Hayalindeki dernek ne? Onu bütün yönleriyle, bütün logosu, arması, vizyonu, misyonu, 5 yıllık, 10 yıllık planları, tüzükleri hepsini yazdırtıyorum. Diyorum ki yarın kuramayabilirsem 10 yıl sonra bu derneğini kurarsın. Ya tabii ben üstüme düşeni yapıyorum ama burada herkese iş düşüyor. Bir de gözünde canlandırıp onun hayalini kurmak önemlidir ya. Şu noktayı açmak istiyorum sadece. Hani bir kıza ya da bir erkek öğrenciye sorduğunuzda işte namaz kılmamı söyledi, oruç. Onlar ibadet zaten. Onlar senin kulluk vazifen. Biz şimdi iyiliği böyle anlamamalıyız. İyilik de ibadet ama. Evet, ona bağlayacağım işte. Sadece iyilik yaptığında zaten bir ibadet yapmış da oluyorsunuz. Evet, evet. Onunla eşdeğer bir şey. Bunu aşılamak çok önemli. Aynen. Söylediğiniz gibi. Bir de hani tabii ki dernekler açılsın ama şöyle düşünüyorum ben Mustafa Bey. Yapabileceksen, sürdürebileceksen bir tabelayla dernek çık. Hı hı. Yani her yer dernek olmasın ya da her yer içi boş bir şey olmasın. Sizin söylediğiniz gibi bir hedefi, amacı olsun. Bunlarla da karşılaşıyoruz çünkü. Ama dernekçileri yalnız bırakmayalım işte. Gönüllüsü olalım. Evet, gönüllüsü. Bunun için de dernekçilere şu görev düşüyor. Şeffaf bir yönetim, hesap verilebilir bir yönetim. Tam da bu işte. Şimdi söylemek Kızılay'ın istediğim. Şimdi uygulamaları var. İşte o yüzden amiral gemisi diyoruz. Tabii 156 yıllık bir tecrübesi var, kurumsallaşmış. Uygulaması var. Uygulaması, Kızılay uygulamasını indiriyorsunuz. Örneğin Sri Lanka'da sel felaketi oldu ve siz Sri Lanka sel felaketi için Kızılay'a bağış yaptınız. Örneğin kurban bağışı yaptınız Kızılay'a. Örneğin işte Marmaris'te orman yangını için bağış yaptınız. Aplikasyonda nereye, ne zaman, ne bağış yaptığınızı görebiliyoruz. İşte şeffaflık bu ve çok ne yaptığını görüyor olmak. Aynen. Çok önemli. Biz işte Kızılay olarak da aynı zamanda amiral gemiliği yaparken böyle örnek oluyoruz. Şimdi dernekçilere düşen görev bu, şeffaflık. Vatandaşlara düşen görev de gönüllülük. Gönüllülük. Kesinlikle öyle. Şimdi o zaman ben nasıl gönüllü olacağım? Şimdi Kızılay gönüllüsü evet, için. Evet, Kızılay gönüllüsü. Hangi adımları atmam, ne yapmam gerekiyor? İşte gönüllüol.org var. Bunun uygulaması da var cep telefonlarında. Onu indiriyorlar. Gönüllüol.org'dan. Evet, ekrana da aslında bulunabilir. Harika, Reji hemen müdahale gösterdi. Gönüllüol.org'da herhangi bir etkinliğe başvurup ben bu etkinliğe katılmak istiyorum diyebilir. Ya da şubelerin herhangi bir Kızılay şubesine gidip ben işte etkinliklerinize, faaliyetlerinize katılmak istiyorum dediğiniz zaman her şubenin kendi WhatsApp grupları var, gönüllü grupları. Ona dahil edebilirler. Keyifle, yani büyük bir mutlulukla kabul edilir. Peki gönüllü oldum. Ne yapacağım ben? Yani o gün mesela ne etkinlik açıldıysa o etkinlik. Hani dedim ya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi sınav tarihi var ve biz o öğrencilere çorba dağıtıyoruz. Evet. Ya da kan etkinliği yaptı şube. Kan etkinliğinde tabii o promote edecek, yani onu tanıtacak kişilere de ihtiyaç var. Kan vermez misin diye davet ediyor mesela. Böyle gönüllü olabilirsin. Ya da gençlik kolları ve kadın başkanlıklarımız var bizim. Birisi köy okulunu boyamaya gidiyor. Birisi kütüphane açmaya gidiyor. Birisi herhangi bir okulda işte Kızılay tanıtımına katılmak istiyor. Biz davet ediyoruz. Kızılay'ı anlatıyoruz. Videolarımız var, hazırlanmış. Eğer sunma kabiliyeti varsa, yetkinlikleri varsa hemen işin içine dahil ediyoruz. Kızılay'ı anlatmasını sağlıyoruz. Ya bunun zaten deneyimlemek müthiş bir şey değil mi? Çok da güzel çalışmalar yapıyor. Konya, yani Meram'da öyle, Selçuklu, Konya geneli olarak öyle söylüyorum. Çok güzel. Özellikle belediyelerle yaptığınız çalışmalar da var. Çok güzel çalışmalar yapılıyor. Peki yaş aralığı var mı? Onu belki izleyicimiz merak ediyor olabilir. Ya şöyle, gençlerde yaş aralığı var ama kendini genç hissediyorsan onların etkinliğine katılabilirsin. Hayır, katılma demiyor gençlik kolları başkanı. Ya da kadın başkanımız ya erkeklere de ihtiyacımız var dediği zaman erkek gönüllerimiz kadın başkanlığımızın yaptığı etkinliklere katılabiliyor. Ya da bizim şube olarak... Evet, artık bütün kollarımızla beraber bir etkinlik yapacağız dediğim zaman herkes katılabilir. Öyle bir sınırlamamız yok.
Ya yeter ki gönüllü olsun. Hem yaş hem biraz da mesleki de soracağım. Hani mesleklerin de sizde gönüllü olmasında, işte mesela bir sunucu olarak ya da bir programcı olarak gönüllü olduğumda bir açık bir sunum varsa belki oraya koşturayım. Tabii. Eğer bir hekimse yine böyle yönlendirme evet. yapıyorsunuz Aynen. öyle değil mi? Gönüllü olmak da orada zaten ne için gönüllü oluyorsun diye seçenekler sizi var. Yönlendiriyor. Ben işte sağlık personeliyim, işte bir afette yardımcı olabilirim. Ben ilk yardım eğitmeniyim. Bir ilk yardım sunumu yapılacaksa Kızılay zaten bu konuda çok profesyoneldi. Ben bu bir okulda bunun eğitimini verebilirim. Konya'da yaptık biz bunları. Meram'da birçok okulda yaptık. Gönüllü ATT'ler oldu. Eğitimlerini almışlar. Evet. Kızılay'a başvurduk. Bunlar uygunlukları onaylandı. Okullarda ilk yardım eğitimi verdik. Yani dolayısıyla senin yetkinliğine göre ya böyle bir de şöyle söyleyeyim. Yani benim hiçbir yetkinliğim öyle bir şey yok. Yok. Her insanın yapacağı bir şey iş var vardır. Yani. İş var. Ya bazen hiçbir şey yapmazsın. Bir afet bölgesinde bir çocuğun saçını tararsın hocam. Harikasın. Çok güzel örnek verdin. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Bir onun yanında oyuncağıyla oynarsın. Saçını tararsın. Sohbet Bu da bir gönüllülük tabii. Çok çok güzel. İnsanın biraz da yaşam içerisinde gönlünü temizlemek gibi de bakmak lazım bu olaya. Yani zaten o kadar çok kavga, dövüş, hırs. Biliyorsunuz pek çok şeyle karşı karşıya kalıyoruz hayatta. Ama bir hafta sonunu böyle bir iyiliğe adadığın zaman diyorsun ki oh be yani şu haftayı hallettik gibi. Sanki öyle düşünüyorsunuz öyle, gibi tabii. Geliyor bana da. Ama bir de şu var. Onlar önemli kısmı. Bir de kan hizmetimiz var. Evet şimdi ona gelelim. Şimdi burada gönüllülük çok önemli. Evet. Şimdi Türkiye... güvenilir kan temini konusunda Avrupa ile anlaşmış olduğu bir protokol var. Devletimiz de milli bir görev olarak Kızılay'a bu görevi vermiş. 1957 yılından beri yapıyor da 2005 yılında protokol imzalamış. Güvenli kan temini konusunda senin yetkinliklerin var ey Kızılay. Çalışanların var, doktorların, filantropların var. Sen bu işi iyi yaparsın deyip bu milli görevi Kızılay'a vermiş. Şu anda %96'ya yakın Türkiye'nin kan teminini Kızılay yapıyor. Müthiş. Kızılay'ın yapması güzel bir şey. Şöyle hastaneler de bazen yapabiliyorlar. Kendi aferiz ünitesi olan hastaneler. Evet. Ama bir gönüllü bağışçıyı tutup o hastaneye götürmek zor. Zor yani gerçekten zor. Ama Kızılay'ın açık üniteleri var. Evet. Kan alma üniteleri İstediğin var. Alanda İstediğin bulabileceğin. Alanda bulabileceğin. Evet. Yani 3 ayda bir verebiliyorsunuz. Gidip herhangi birisi şu anlık istemeden de ikame ben kanım olsun orada bulunsun bir ihtiyaç sahibi gitsin diye verebiliyorsun. Kan hizmetleri çok önemli. Kan bağışçılığı daha da önemli. Çünkü kanın insan vücudunun dışında ikamesi yok. 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 Yani dolayısıyla kan gönüllüsü olmak çok güzel. Bu anlamda işte Kızılay'da şunu yapıyor. 10 kez kan vermiş kişiye bronz madalya, 25 kez vermiş gümüş, 35'e de altın madalya veriyor. Bunlar manevi değeri var bu madalyaların. Neden veriyor bunu? Diyor ki yani sen oğluna, kızına, torunlarına örnek ol. Evet. Komşuna, sen bayramda seni ziyarete gidin, komşuna örnek ol. Desin ki yani bak sevgili Ayşegül bizim altın madalya kan bağışçımız. Ya ben de kan verebilirim Ayşegül vermişse ve bunun keyfini yaşasın diye veriliyor manevi bir değer. Çocuğuna örnek oluyorsun tabii. Ya. İşte annemin Topluma ya da babamın oluyorsun. Böyle bir madalyası var ve ben bunu niye sürdürmüyorum evet, ki diyor. Diyor. Bir taraftan da hayat veriyorsun ya. Tabii ki Rabbimiz verir nefese ama vesile olmak var ya bu... şey sebebini işlemek. Bunu nasıl yaşıyorsunuz biliyor musunuz? Kanı veriyorsunuz. Tabii o tahlil ediliyor kan laboratuvarda. Tabii. Doktorlar önce bir doktor görüyor sonra da laboratuvardaki uzman ekip görüyor. Evet bugün 3 kişiye hayat verdin diye bir mesaj geliyor. Geliyor ya. Ya bunun keyfini hiçbir şeyle değişemezsin. Doğru. Müthiş bir şey. Doğru. Herkesin yaşamasını isterim. Annelerin, babaların özellikle örnek olmasını isterim. Bunu şunun için anlatacağım. Şimdi ben işte eski üst klasman hakemiyim. 23 yıl hakemlik yaptım. Tam teşekküllü devlet hastanelerinden her yıl sağlık raporu alıyoruz. Mecbur hakemlik yapabilmemiz evet. için. Şimdi ben Kızılay Başkanı oluncaya kadar hiç kan vermediğimi gördüm.
Ya ben şimdi benim ailem çok hayırsever bir aile. Ama kan hiç vermemişiz. Evet. Düşündüm niye kan vermedim ben diye. Ya ben babamın ve annemin kan vermediğini gördüm. Şimdi burada ailelere düşüyor, bu görev düşüyor. Ya çocuklarına örnek ol. Şöyle bir Lütfen şey var. kan ver. Evet, hayırsever mesela bir ailede büyüdüm dediniz. Aynı şeyi ben de size anlatırken kendimi çek ediyorum çünkü bir taraftan. Biz kan vermeyi hayırseverlik olarak belki algılamadık bu Biz zamana. anlatamamış da olabiliriz. Evet, algılamamış olabiliriz. Yani bu bir eksiklik. Şu anda kendimde de gördüm bu eksikliği. Çok güzel ifade ettiniz, çok güzel anlattınız. Hayırseverlik tam da aslında kan vermekle de Tabii, alakalı, tabii ki. bağlantılı. Tabii o da bir iyilik O da bir sonuçta. iyilik, Ya bu doğru. tabii bu çünkü ikamesi sadece sende var. Bu iyiliği sadece sen Ya sen yapabilirsin. yapabilirsin. Şimdi Türkiye'de yaklaşık 900 bin sürdürülebilir gönüllü bağışçımız var. Kanbaş 900 bin. Yaklaşık Çok iyi. 1 milyon 200 bin 2023 rakamı. Yani %28 yeni kan bağışçısı kazanmışız biz. Tabii bu gönüllülük yapanların görünürlüğü artmasıyla oluyor. Evet. Bu çok önemli işte. Sen o Kesinlikle. görünürlüğü arttırdığın anda bağışçı sayısı da artıyor. Şöyledir ki reklamın iyiliği mi olur canım? Olur Ya efendim. kesinlikle bunun Reklamın iyiliği, bu iyiliği. iyiliğin reklamını yapın. Evet. Yapın Bunun lütfen. da çok da güzel olur reklamın. Tabii Bu ki. reklamsa, bu iyilikse bunun olur. Çünkü yaklaşık 1200'e yakın hastanede Türkiye'de her gün kan ihtiyacı oluyor. Ve bunun %96'ını Kızılay veriyor. Kızılay bağışçılarının kanını güvenli bir şekilde oraya ulaştırıyor. Lütfen kan verin. Evet. Bu iyiliğe ortak olun. O mesajı görün. Bugün 3 kişiye kan verdin, hayat verdin mesajını görün. Çok mutlu olacaklar. Akşama kadar çünkü telefonda beklediğimiz çok mesajlar falan oluyor ya hani öyle. Bu mesaj da böyle sevgiliden gelmiş bir mesaj kadar sizi hatta daha fazla mutlu Eder edecek. tabii. Eminim yani Tabii. buna Bu arada ben de. şu bilgiyi verelim. 18 yaş ve 65 yaşına kadar verilebiliyor. Evet. 70'e kadar doktor gözetiminde yine verilebiliyor. 3 ayda bir verebiliyor. Kadınlar da 4 ayda bir verebiliyor. Evet. Dolayısıyla bunun zaten Kızılay hatırlatmasını hep yapar. 3 ay geçti artık kan Evet, verebilirsin diye. neredesin kan Teşvik dostum ediyor. der, değil Aynen mi? evet teşvik Neredesin ediyor. kan dostum der. Peki hastalık durumları falan onları Ya onlar zaten doktor o ilk evet. esnada önce doktoru görüyorsunuz zaten. Bütün ünitelerde doktor var. Doktor uygun görürse kanını alabiliyor. Sonra küçük bir tahlil yapılıyor. Orada da eğer uygun görürse tamam verebilir deniyor. Sonra da ana laboratuvara gidiyor. Dolayısıyla zaten doktor gözetiminde olmadan veremiyorsunuz. Bütün şehirlerde vardır ama Konya'da kan verebileceğiniz çok önemli meydanlarda Var. sizin üniteleriniz de var. Yani işte veremedim, bulamadım, işte ben bilemiyorum. Yok öyle bir şey. Yani Zafer'de, Hacı Veysade'nin orada çeşitli en önemli noktalarda o kadar çok kaçışınız yok. Öyle hani ben görmediydim, ben bulmadıydım. Şimdi şeffaflıktan bahsettik, hesap verilebilmek bahsettik ya. Kızılay bununla ilgili de uygulaması var, aplikasyonu var. Kanver.org bu Evet. aplikasyonu indirdiğinde en son hangi tarihte, hangi saatte, hangi ünitede kan verdiğini de görebiliyorsun. Dolayısıyla oradan takip edebilir. O kanver.org'dan en yakın kan merkezini bulabilir. Her şeyin altyapısı hazırlanmış durumda. Biz kan dostumuzu bekliyoruz. Bekliyoruz. O kadar önemli ki bu. Ya işte birisi sizi bekliyor. Bakın böyle bakın olaya. Bir bekleyen var. Hani Var. Türk de beklenendir ya. Evet. Öyledir Çok ya. güzel ifade ettin. Tüm dünyada da nerede bir acı oluyorsa, nerede bir zulüm oluyorsa ki şu anda bir savaş var. Bir katilin insanları yok edişini izliyoruz maalesef. İnşallah geçecek. Hep öyle dua ediyoruz İnşallah. ama duanın yanında bir taraftan da onlara el uzatmak, işte türkü bekleyen olmak. Bu hep böyle oldu tarih boyunca. Biz de bunun Sen çok güzel bir yere geldin. Şimdi ben ilk açılışta dedim ya, Türk milletinin yüce gönüllülüğünü Kızılay temsil ediyor diye. Evet. Son 10 yılda Sri Lanka'dan, Haiti'den, Afganistan'dan, Suriye'den, Azerbaycan'dan, işte Balkan ülkelerinden 136 ülkede Kızılay bir insan ızdırabını dindirmek için bulunmuş. Şimdi Kızılay amiral gemisi, işte bu yüzden amiral gemisi 156 yıldır bu işi Türk milletin yüce gönlünü temsil etmek için diğer coğrafyalara
gidiyor. Gitmeye de devam edecek. Ve bir saygınlığı var. Çok ciddi bir saygınlığı var. Çünkü tarafsızlık ilkesinden asla evet, şaşmıyor. Evet, o çok önemli. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan, o yüzden Haiti, Sri Lanka örneğini verdim. Ya da gittiği coğrafyalarda farklı ırklardan, dinlerden insanlar da var. Kızılay zaten bunu hiç sormuyor. Rengini, ırkını sormuyor. Türk milletinin bağışlarını o bölgelere götürüyor. Şu anda da işte Kızılay ve Kızılaç Federasyonları Birliği var. Onun üyesiyiz biz. Saygınlığımız birazcık da oradan geliyor. Dünyada Red Crescent olarak tanınıyor. İşte Arap coğrafyasında Hilal-i Ahmer. İşte Atatürk 1923'ten sonra Türk Kızılay'ı adını vermiş. Türk Kızılay'ı o bölgelerde ciddi şekilde hizmet ediyor. Evet. Ve herkes biliyor Türkler geldi. O ay yıldızı tabii gördükleri ki, görüyor. Değil mi? Aynen her noktaya öyle. Koşarak geliyorlar. Geliyorlar. Dolayısıyla ya niye gidiyor diye soranlar olabilir yani. Seni temsil etmek evet. için gidiyor. Yani başka bir amacı yok ve senin o içindeki iyiliği, o ızdırabını dindirmesi için götürüyor. Yaptığı iş bu. Bir de niye gidiyor, ne işimiz var orada falan diyoruz ya, buna böyle birazcık memleketçilik, ülkecilik bakmamak lazım bu tür durumlarda. Biz insanız evet. ve birbirimize hep ihtiyacımız evet. var dediniz ya, çok da güzel ifade ettiniz. O yüzden bir insanın dilinin, renginin bir önemi yok. Yok. Orada bize ihtiyacı varsa, ki tarihimizde atalarımız zaten böyle yapmış, biz o bayrağı sadece alacağız ve yine bizden sonraki nesile, çocuklarımıza vereceğiz. Bu bir bayrak yarışı Mustafa. Öyle öyle, kesinlikle öyle. Ve şimdi şöyle, Türkler zaten gitmiş olduğu her coğrafyayı abad etmek için gitmiş. Kalkındırmak, güzelleştirmek için gitmiş. Kızılay'da yani iyilik götürüyor. Evet. Yani esasında o güzelliği yansıtmaya gidiyor oraya. Orada insan ızdırabı var ve sana ihtiyaç var. Bu bence olaya böyle bakmak lazım. Kesinlikle öyle. Bu anlamda da desteklemek lazım. Hı hı. Bir de yaptığın hizmette insanı düşünüyor olmak ve insan onurunu korumak da, şimdi bu da çok önemli. Şimdi Kızılay'ın belirli erdemleri var, çizgileri var, evet. sınırları var. Onlar hepimizde olması gereken ve vardır diye düşünüyorum. Bu hassasiyetler hepimizde olmalı çünkü. Bunlar çok önemli. Yani bir şeyi verirken işte al bu da senin vermek vardır. Senin için geldim, sana getirdim demek vardır. Evet. Orada çünkü çok acılı bir insan var. Da var karşında. Tabii, tabii. Ya bu anlamda dönem dönem eğitimler alıyor bizim gönüllülerimiz, çalışanlarımız ve yöneticilerimiz evet. öyle söyleyeyim. Tam çünkü ondan bahsedecektim. Buna ihtiyaç var. İnsan onurunu kırmamak önemli bir şey. Şimdi önceliğinde şunu söyleyeyim. Biz tabii ki yardım yaptığımız tüm aileleri deprem zamanında tabii ki onu yapamayız. Çünkü orada bir afet var ama. Normalde bizim gittiğimiz, evinde ziyaret ettiğimiz ailelerden yazılı izin alıyoruz. Yani senin bilgilerini bak araştıracağız. Seninle ilgili devletin yetkili mercilerine soracağız. İhtiyaç sahibi misin? Evet biz görüyoruz ama bir de oradan kontrol edelim diye yazılı izin alıyoruz. İzinsiz hiçbir şey yapmıyoruz. Bunlar işin resmi kısmı. Aynı zamanda bir Kızılay gönüllüsü mesela eli cebinde hiç içeriye girmez. Gözünde gözlükle içeriye girmez. Yani ona tepeden bakıyormuş algısı. Çünkü onu kendisi çok götürmüyor. Güzel. Türk milletinin bağışını götürüyor evet. oraya. Bu konuda da sürekli şey yapar, eğitim alır çok bir Kızılay güzel. Gönüllüsü. Çünkü önemli. Evet. İnsan onurundan daha güzel bir şey, yani daha değerli bir şey yok. Yoktur. Yani. Kıramazsın onu. Evet, yoktur. Kırmaman gerekiyor. Çünkü onun gönlü kırık zaten. Yani sen ona iyilik götürüyorsun. Dolayısıyla da onun rahatsız edici davranışlardan uzak durman gerekiyor. İşte gereksiz sorular sormaman gerekiyor. Çünkü bu psikolojik bir varlığız biz yani. Acılarımızın depreşmesini istemeyiz, hatırlamak istemeyiz. O nedenle gereksiz sorular mesela sormaz Kızılay hiçbir zaman. Bu konuda sosyal eğitim. Destek ünitemizden videolar gelir. Nasıl konuşman gerektiği, ne sorman gerektiği, eğer sorman gerekiyorsa o anlatılır. Bu anlamda da amiral gemiliği yapıyoruz biz. Ya düşünsenize, sadece bir gönüllüsünüz ama orada pek çok şeyi de öğreniyorsunuz. Tabii ki. Sizin belki üzerine para verip
hani alamayacağınız bir eğitim, bir nezaket eğitimi, bir hayat eğitimi. Öyle hayatı öyle alelade yaşamak herkes yaşar. Yaşar tabii. Ki hani bizi hayvanlardan ayıran en büyük özellik de belki de budur yani. Hayat bir şekilde nefes aldığın sürece yaşarsın. Tabii. Ama nasıl yaşadığın o kadar önemli ki. Tabii, bu anlamda akademi kurmuş işte Kızılay. Kızılay Akademi var. O Kızılay Akademi'de eğitmenler, profesyonel eğitmenler bu videolar hazırlıyorlar, gönderiyorlar. İşte sosyal inceleme nasıl yapılır? Evet. Ya çok büyük bir, çok güzel, özel bir analiz yani. Evet, evet. Burada pek çok şeyi öğrenebiliyorsunuz. Bir taraftan da siz de eğitiliyorsunuz. Evet, tabii ki, tabii ki. Hepimiz çünkü eğitime ihtiyacımız var. Her an bir şey öğreniyoruz. Ben hep öyle diyorum. Şu neler oluyor masasında, her gün yeni bir şey öğreniyorum. Her insan başka bir şey veriyor, başka bir şey katıyor. Sizden de bugün mesela çok şey öğreniyoruz. Bu gözle de bakmak lazım hayata biraz da. Mesela Hatay'da adamın arabası da vardı, apartmanı da vardı. En lüks apartmanda yaşıyordu biliyorsun. Evet, evet. Kartlarla girilen, ışıkları kartlarla açılan ama sabah hiçbir şey yoktu. Evet. Yani hayata biraz da böyle bakmak lazım. Mustafa Bey, bugün sahip olabiliriz ama yarın hiçbir şeyimiz yok. Muhtaç olabiliriz. Muhtaç. Bu bizim başımıza da gelebilir. Tabii, gelir. Hassasiyetiyle yaklaşmak gerekiyor. O yüzden işte gönüllülük bilincini çocuklarımıza aşılamamız lazım. Bir gün bizim de ihtiyacımız olduğunu, öteki insanlarla birlikte yaşadığımızı, hepimizin birbirine muhtaç olduğunu, dönem dönem ortaya çıkmamız gerektiğini hatırlatmak, öğretmek gerekiyor. Kesinlikle öyle. Şimdi biraz da tabii Türkiye'de yapılan çalışmalar çok, uluslararası düzeyde ne durumdayız? Yani böyle bir 10 yılı mesela değerlendirmemiz gerekirse ki söylediniz aslında hani kan için artık uluslararası diye ne durumdayız? Ya şöyle uluslararası anlamda işte saygınlığı Kızılay'ın var. Bunu nereden anlayabiliyoruz? Şimdi işte bazı devletlerle diplomatik anlamda sorunlar yaşayabiliyor devletimiz. Haklı sebeplerle giremeyebiliyoruz mesela. Evet. Devlet yetkilileri oraya gidemeyebiliyorlar ama Kızılay yeleğiyle giremediğimiz hiçbir ülke yok. Kızılay yeleğiyle. Mesela değil biz Meram, ne güzel bir şey tabii, ya. Tabii. Yani bu çok önemli bir saygınlık bence. Yani bu tabii milletin saygınlığı. Evet. Yani Kızılay'ın özelinde Türk milletinin saygınlığı bu. Mesela biz konteyner mutfak bağışladık Filistin'e, Gazze'ye. Evet. Konteyner mutfak Meram şubesi olarak. Ne güzel, Allah razı olsun. Kızılay'ın bağışı olduğu için kabul edildi. O Mısır'daki sınır kapısından içeri girdi. Kızılay i̇şte, orada. İşte Kızılay'ın orada şeyi var. Yemekhanesi var. Yemek dağıtımı yapıyor. Çünkü adamlar yemek yapacak evleri yok insanların. Dolayısıyla Kızılay o saygınlığı oturtmuş. Yıllar içerisinde oturtmuş yani. Bu tabii Kızılay'ın özelinde Türk milletinin saygınlığı. Gittiği her coğrafyada kabul görüyor. Her coğrafyada kabul görüyor. O nedenle yurt dışı operasyonlarına lütfen destek olun. Tabii ki biz sadece yurt dışında operasyon yapmıyoruz. Bu Konya'da da, Meram'da da, Bozkır ilçesinde de, Akören ilçesinde de yapılıyor bu. Ama yurt dışında da işte Türk milletin yüce gönlünü temsil anlamında bu işler yapılıyor. Yıllardır yapıldığı için de bu saygınlığı oturtmuş. Diplomatik anlamda sorun yaşadığımız her bölgede girebiliyoruz. Girebiliyoruz. O kadar önemli bir şey söylediniz ki. O yeleğin üzerindeki Türk bayrağı sadece Kızılay yeleği için değil efendim. Üzerimizdeki kıyafetlerin herhangi bir yerinde eğer o Türk bayrağı varsa hem ona yakışır yaşayacağız. Tabii tabii tabii. Değil mi? Hem de onun saygınlığı bambaşkadır. Bambaşka. Şimdi bir çaylarımızı tazeleyelim. Tamam. Bir nefeslenelim. Lütfen siz de çaylarınızı tazeleyin. Kısa bir ara veriyoruz. Kapanış için geleceğiz. Ayrılmayın. Efendim devam ediyoruz. Yeni gelenler hoş geldiniz. Bugün Mustafa Aydın'la birlikte Türk Kızılay'ın Meram Şube Başkanı olarak ağırlıyoruz onu ama Türk Kızılay'ın konuşuyoruz. O muhteşem hilalin altında birleşen, iyilik için birleşen insanları konuşuyoruz. Merhamet Çınarı dedik. İyilik seferberliği için en önde giden
hem Türkiye'nin hem dünya olarak da bizim gururumuz olan Kızılay'ı konuşuyoruz. Siz de gönüllü olabilirsiniz. Nasıl gönüllü olacağınızı birazdan anlatacağız, tekrar edeceğiz çünkü. Evet Mustafa Bey, ekleyeceklerimiz vardı. Onları la toparlayalım programımızı. Şimdi Türk Kızılay'ı tabii devletin vermiş olduğu milli görevleri yapıyor. Yani her vatandaş gibi dernekler de bu ülkenin izniyle kurulan dernekler. Bizim illiyet bağımız ve sadakatimiz yüksek tabii ki devletimizin milli görevlerine karşı, ama şu bir gerçek, özelinde biz milletin kuruluşuyuz. Ya yani bunu millet kurmuş, 156 yaşında millet getirmiş. Yani organik bağımız evet devletimizle var ama bir derneğiz biz neticesinde. Ben milli göreve geri dönersem, Türkiye tabii işi organize yönetmek, çünkü bir afet ülkesiyiz biz aynı zamanda. Evet. Tabii ki yurt dışında da iddiamız var Türkler olarak, yani. Hani Türk geldi iddiamız var ya. Evet. Şimdi şöyle, Türkiye Afet Müdahale Planı var, TAMP kısaltması. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın ana çözüm ortaklarından bir tanesi Türk Kızılay'ı. Başında AFAD var. AFAD moderatör kuruluş, öyle söyleyelim. Bakanlıklar falan var ve Türk Kızılay'ı var. Türk Kızılay'ın Türkiye Afet Müdahale Planı'ndaki ana görevi beslenme. Şöyle söyleyeyim, mesela siz bir dernek olarak da, örneğin işte Hatay'da deprem oldu ve siz Konya Severler Derneği olarak orada bir beslenme ünitesi kuralım, bir mutfak açalım dediniz. Kızılay size bir yer gösteriyor. Evet. Orada kurabiliyorsunuz ve o sizi koordine ediyor. Bir afetteki asıl ana görevi Kızılay'ın beslenme. Tabii ki biz öğrenci bursu da veriyoruz. Tabii ki biz kıyafet de hediye ediyoruz. Bunları da yapıyoruz ama bizim asıl işimiz beslenme. Dikkatinizi çekiyorum. 450 milyon öğün yemek dağıttı Kızılay. Bu paydaşlarla birlikte bu deprem zamanında 450 milyon öğün ve hala oradayız zaten. Evet. Devletin milli görevi anlamında biz bu işi yürütüyoruz. Kendi özelimize geldiğinde milletin kuruluşuyuz ve bu işi profesyonel ekibimiz elbette ki var. Maaşlı çalışanlarımız var. Yaklaşık 17 bin maaşlı çalışanımız var. Ama gönüllü olmadan bir dernek 156 yaşına gelemez. Türkiye'nin birçok iyiliksever derneği var. Haksızlık etmeyelim, onların da gönüllüye ihtiyacı var. Toplumun gönüllüye ihtiyacı var. Evet, bizim özelimizde gönüllüol.org'dan Kızılay'a gönüllü olabilirsiniz. Hiç kimse size renginizi, ırkınızı, siyasi düşüncenizi sormayacak. Etkinliğe başvuracaksınız. Etkinlikte size bir görev verilecek, yetkinliğinize göre, ve kendinizi gerçekleştireceksiniz. Hani iyiliği emreder, Allah'ın o ayetine uygun bir şekilde bir iyilik yapmış olacaksınız. O gün mutlu olacaksınız. Evet. Ve başka bir görevi bekleyeceksiniz. Kesinlikle öyle olacak. Aynen öyle. Ben de öyle inanıyorum. Çünkü bunun hazzını yaşayacaksın. Evet. Tabii ki şu da var. Dersin ki benim vaktim yok. Olabilir, vaktin yok. Paran olabilir, para bağışlayabilirsin. Benim param yok, vaktim var. Gelip orada gönüllülük yapabilirsin. Bilgim var. Evet, benim param yok, vaktim de yok. Kızılay'ı anlatabilirsin. Yani bir etkinliği gördüm, insan ızdırabının olduğu bir yere gitmiş, çok mutlu oldum. İşte benim ailemden birine kan ihtiyacı olmuştu, bu kan ihtiyacını çok hızlı çözdü. Ya bunları anlatabilirsin. Ya iyiliği yaymış da olursun böylece. Dolayısıyla bu görevlerin hepsi seni bekliyor. Lütfen iyiliğe ortak ol. Çünkü biz diyoruz ki ana sloganlarımızdan biridir. İyilik sensiz olmaz. Şeffaf verilebilir bir kuruluşuz. Kızılay aplikasyonunu indirdiğinde Kızılay'a ne bağış yaptın, onların hepsini görebiliyorsun. Hangi etkinlikleri yaptığını bütün şubeler sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Gönül rahatlıkla bağışçısı olabilirsin. Kan ve kan çok önemli. İkamesi insan vücudunun dışında olmuyor biliyorsunuz. Ve kanın ne zaman ihtiyacı olacağını bilemezsin. Dolayısıyla bunu bir sorumluluk bilinciyle, vatandaşlık bilinciyle kanını ver. Aplikasyonumuz var. Kanver.org'dan da takibini yapabilirsin. Lütfen bugün 3 kişiye hayat verdim mesajını
görmenin keyfini yaşa. Kesinlikle öyle. Mutlaka hepimiz bu keyfi yaşamalıyız. Bir teyzenin, bir amcanın ya da bir çocuğun telaşla kan aradığını, o hastanede karşılaştığınızda, gördüğünüzde onların gülebileceğini hayal ediyor olmanız çok önemli. Tabii tabii ki. Yaşadım ben çünkü bunu. Bir kan arayışı o kadar zor bir dönem ki o. Yani bulduğundaki mutluluğu da tarif edemiyorsun. Artık Allah razı olsun, ömrün çok olsun, değil mi? Evet. Bu laflarla karşılaşıyorsunuz. Ama bak şunu unutmayalım lütfen. Şimdi Ayşegül Hanım sen Konyalısın. Konya'da bir çevren var. Evet. Ve bazı konularda olduğu gibi bu Allah vermesin ama bir hastalıkta çevren çok hızlı bir şekilde yardımcı olabilir. Evet, doğru ama söylüyorsunuz. Ama buraya tayinle gelmiş evet. asker var, yalnız, öğretmen var, mi? Doktor var. Tabii ki çevresi olmayabilir. Hı hı. Yaşlı bir amcamız, teyzemiz olabilir. Çevresine çok kolay ulaşamıyordur. Onun ihtiyacı evet. var. Ve sen bir gün tayin olup gidebilirsin. Konya'daki akrabalarını bırakıp İstanbul'da, Hatay'da, Hakkari'de görev yapabilirsin. Orada çevren olamayacağı için ulaşman zor olabilir bir hastalık anında. Dolayısıyla bu ciddi bir sorumluluk. Bu önemsenmesi gereken bir sorumluluk. Öteki insanlara ihtiyacımız var. Bir de böyle reklamını yapmadan sessiz sedasız kimseye ne verdiğini, hangi iyiliği yaptığını bilmeden yapmak da çok... O başka bir şey tabii ki. O müthiş bir şey yani. Öyle. O kadim kültür şeydir. Salim verdiğini soler görmesin de. Evet. Müthiş ama, yani. Ama kan bağışını lütfen böyle açıktan yapalım. Evet yani. açıktan söyleyelim. Yapalım, bugün ki. Kan verdim diye. Bugün kan fotoğraflandıralım. Kesinlikle. Değil mi? Bunu paylaşalım, yayınlayalım. Çünkü yayılması lazım. Yayılması Çünkü lazım. Çünkü bunun ihtiyacımız var. Kesinlikle öyle. Abdullah Demirci Bey, Mustafa Hocama selamlar, saygılar Aleyküm demiş. Bize de iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz Abdullah Bey. Çok mesaj var. Instagram'dan da var. Paylaşacağım biraz sonra. Instagram'dan hikayeden nereye, nasıl kayıt yaptırabilirsiniz? Gönüllü olmak için nereye başvurabilirsiniz? Bu kaymakamımızla, Meram kaymakamımızla bir köy okuluna gitmiştik. Meram'a bağlı. Orada eğitici, bağışçılarımızın desteğiyle eğitici oyunlar almıştık. Hatta öğretmenlere sormuştuk. Bu anıyı hatırladım. Pandemi dönemiydi. Çocuklar ne istedi? Hiç hamburger yememişler. Biz de ev yapımı hamburger hazırlattık. O köy çünkü hamburger satacak bir yer yok. Onu dağıtmıştık. Kaymakam Resul Bey'in kulaklar çınlasın. Onunla gitmiştim Meram Kaymakamı. Mesela bir sonra bir fotoğraf geldi. Severim. Onu gördüm. Resul Bey'e de selamlar. Evet. Şimdi gelecek herhalde kadın kollarımızın yapmış olduğu bir etkinlik vardı. 8 Mart Dünya Kadına Günü'nde. Kendisini iyi hissetmesi için kadınlarımızı davet ettik. Belediyenin bir tesisinde Meram Beydesi'ni ağırladık onları. Kadınlar gününü kutlamıştık. Yine bağışçılarımızın desteğiyle. Güzel. Orada bir fotoğraf görmüştüm. Birazdan gelir diye tahmin ediyorum. Evet bu etkinlik mesela. Kadınlar kendini özel hissetmişlerdi. Hiç böyle bir kahvaltı daha önce bizi davet eden olmamış demişlerdi. Yani vatandaşlara da söylüyorum illa Kızılay yok. Bir ihtiyaç sahibini lütfen davet edin. Birlikte kahvaltı yapın. Kendini özel hissetsin, kıymetli hissetsin. Ne güzel, çok güzel. Bu kadın başkanımızın yapmış olduğu çok önemli bir etkinlikti. Kadın başkanınıza selam gönderiyorum. Özellikle Ebru selam gönderiyorum. Ebru Hanım, Ebru Hanımcığım iyi ki oradasınız. Kadınların elindeydiği her yer. Çok güzel güzelleşiyor. Evet. Hep böyle, biraz böyle pozitif ayrımcılık olsun ama gerçekten kadınların yaptığı her işle gurur duyuyorum. İyi ki onlar var. Ama Kızılay denince kadın, erkek, çocuk, çoluk hiç fark etmez. Yaş fark etmez. Biz iyi ki bu yıldızın altındayız. İyi ki bu ay yıldızlı, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin birer evladıyız. Evet. İyi ki siz de varsınız. İyi ki sizler de varsınız ki bu iyiliği yaymak için evet, az önce bugün saydım 3 şey. Bugün ben de değil mi? Bir iyilik yaydım. Tabii. Üç şeyden bahsetmiştik. Mutluyum. Bir vaktin olmaz, paran olmaz ama yayabilirsin evet. diye. Bugün Ayşegül Hanım sayenizde bu iyiliği yaymış olduk. Ne yani. Güzel. İnşallah öyle olmuştur. Tabii kesinlikle. Bütün o sevap, bonus sevapları istiyoruz. Bugün böyle ekipçe topladık. Biz de o hassasiyetle yapıyoruz yayınlarımızı. Bu ekranda, bu Konte ve logosunun olduğu
ekranda bu hassasiyetleri hep yapıyoruz. Aynı sizin gibi böyle hassas düşünüyoruz. İnsanın onurunu koruyacak şekilde yayınlar yapıyoruz. Saygıyla, sevgiyle yapıyoruz. Ama bugün özellikle neler oluyor masasında? İyiliğe adım atmak için, iyilik yapmak için buluştuk. Siz de buna vesile oldunuz. Biz teşekkür ederiz. Başkanım, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ekibinize selamlar. Belki ekip sizden şimdi selam bekliyordur. Onlara da bir selam gönderin isterseniz. Evet, şu kameraya mı söyleyeyim? Evet. Türk Kızılay Meram Şubesi'ni tabii biz 2019 yılında kurduk. Bugünlere geldi. Daha da yaşayacak ona eminim. Tıpkı Konya Şubemizin 10 yıllardır yaşadığı, tıpkı Türk Kızılay'ın 156 yıldır yaşadığı gibi. Ama biz bu güzellikleri gönüllülerimiz sayesinde başarabildik. İyi ki varsınız. Sizlere de buradan Türk Kızılay Meram Şubesi'ne ve tüm Türkiye özelinde tüm gönüllülere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Herkes bu hafta sonu kendine bir iyilik yapsın. Kesinlikle. Kan versin. Uygun harika, olanlar. Harika, evet. Bunu söyleyelim en son olarak. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür Belki ederim. Başka bir etkinlikte, başka bir yerde yollarımız kesişir. Bir canlı yayında etkinlik yaparız olmasa. Evet. O, planlarız çok, yani. Çok güzel olur ki biz yaptık. O dönemler Hanım Eli sabah programı yapıyordum. Sabah programında bütün ekip ANMEK Vakfı olarak kan da verdik. Harika. Çok da güzel. Yeniden yapabiliriz. Yapabiliriz. Ne zaman isterseniz Ayşegül koş gel. Burada bir iyilik hareketi Allah için razı size ihtiyacımız var derseniz de koşarak geliriz. Efendim bu hafta sonu ne yapıyorsunuz? Bugün cuma, haftayı bitiriyoruz. Hafta sonu ne yapıyoruz? Kan bağışlıyoruz. Bir insana can oluyoruz, hayat oluyoruz. Pazartesi ömrümüz olursa görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.